Bizlere bekliyor Al Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ'la gündemi konuşuyor olacağız. Yerimize hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Teşekkür ederim. Bu akşam 16 itibariyle Beşiktaş'ın mücadelesi var. Ben genel hatlarıyla izleyenlerle Serdar manşetleri buluşturdum ki transfere birazdan geleceğim. Nasıl bir maç bekliyorsun? Önce onu sorayım. Çok genel bir pas atayım sana. Muhtemel 11'lerin beklentilerin ne ki Sergen Hoca ile hakikaten iyi bir hava yakalayan Beşiktaş var şimdi. Derbiyi de aldılar. O moralin yansıması bu maça ne dersin? Takip edilir mi bu maçta diyeyim sana. Fatih Karagümrük karşısında favori mi görüyorsun Beşiktaş? Tabii ki ya yani Beşiktaş favori de derbiden özellikle kazanılmış bir derbiden sonra oynanılan maçlar genelde sıkıntılıdır. Çünkü o derbinin zaferi, coşkusu çok uzun sürmemeli. Bu açıdan sıkıntılıdır. Kaldı ki Karagümrük zaten bu sezon ligimizin en flash takımlarından biri Hatayspor'la birlikte. Çok iyi işler yaptılar. Gaziantep Futbol Kulübü de dahil. Dolayısıyla çok kolay bir maç değil. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Çok kolay bir maç olduğunu söylemek çok basit olur. Sergen Hoca da oyuncuları zaten bu tarzda motive ediyor. Galatasaray karşısında, Fenerbahçe, Başakşehir karşısında nasıl motive olmuşsanız bu maçta da aynı şekilde. Tabii kadro nasıl olur? 3 günde bir maç olduğu için biraz rotasyonlu bir kadro oluyor. Bir Covid durumu var takımda. Gerçi sürekli oynayan bir oyuncu değil ama olsun. Sonuçta hamle oyuncusu. Kaldı ki En Sakala da yok. Benim tahminim yani Aspor'un 11'i nasıl bilmiyorum ama benim tahminim kalede Ersin, sağda Rozier, solda Rıdvan, ortada Wellington, Vida, önlerinde Atiba Souza, Mensah, solda Larin, sağda Gezer ve ileride Aboubakar. Benim Bizdeki beklediğim şöyle kadro bu. yönetmenimden rica edeyim. Onu da verebiliyorsak ekranlarımıza verelim. Vida yerine Wellington var ve Enkudu bizde muhtemel 11'lerde. İki farklı oyuncu durumu var. Senin saydığın 11'e göre. Olma ihtimali yüksek. O da olabilir. Ki Sercan Dikmen'in o verdiği 11'ler genelde tutuyor. Bu da Montero'nun oyunda evet baktığında Montero'yu görüyorum. Montero'nun sonraki maçta çok iyi oynaması. Onu da oynatabilir. Dinlendirebilir de. Çünkü Sergen Hoca bu 3 günde bir oynanan maç temposu içerisinde hem dinlendirme hem de herkese şans verme yönünde adımlar atıyor ki doğrusu da bu kadroyu geniş tutuyor. Ama bir kez daha söylüyorum, çok da kolay bir maç değil Beşiktaş adına. Peki, biz muhtemel 11'lerimizi de verdik. Ersin kalede. Demin de sana söylediğim gibi şöyle toplu olarak istersen buluşturayım. Rıdvan, Montero, Vida, Rozier. Montero, Vida yapmış arkadaşlarımız. Savunma ikilisi ortasını. Rıdvan, Rozier, Josef Atiba, Mensah, Enkudu, Larin ve ileri uçta da Aboubakar. Böyle bir 11 hazırladık. Karagümrük'e özel bir önlem alır mı bu 11'e ne dersin? Onların gidişatını da belki yorumlamak gerekiyor ama onun da 11'i varsa eğer rica edelim yönetmenimizden ekranlarımıza getirelim. Ne dersin? Onlar nasıl maç çıkartırlar? Geldi. Karagümrük bu tarz maçları iyi oynuyor. Rakibin gücüne iyi önlem alabiliyor. Ve rakibin gücüne önlem aldığında bulduğu boşlukları iyi değerlendiriyor. Kaldı ki en yakın zamanda oynadıkları büyük maç baktığınızda Galatasaray maçı. O maçı ne yaptı ne etti kazandılar. Çok güçlü bir rakip. Çok dirençli bir rakip Karagümrük. Öyle söyleyelim Beşiktaş açısından. Şener Hoca'nın sezon başından beri uyguladığı oyun anlayışı, oyuncularını hazır tutma bu konuda çok başarılı. O nedenle ben Beşiktaş adına zor bir maç diyorum. Baktığınızda Karagümrük'te de etkili oyuncular var. Onlar da devre arasında takviyeler yapıyorlar. Ve bence sezonun hani devre arasındaki transfer döneminden sonra gene sezonun flaş ekiplerinden biri olacaktır diye düşünüyorum. Eğer Beşiktaş buradan 3 puanla dönerse sevgili seyirciler gerçekten bir derbide kazanılmış 3 puan kadar önemli bir 3 puan Değil kazanmış mi? olacak. Baktığımızda tam 7 maçlık bir yenilmezlik serisi var. 6 galibiyet ve bir Evet. beraberlikten bahsediyoruz. Çok önemli bir hava yakalandı Beşiktaş'ta senin de dediğin gibi. Beşiktaş'ı favori görüyorsun Fatih Karagümrük karşısında. Bir de tabii şunu da sormak istiyorum. Taraftarlar çok merak ediyorlar Serdar. Mandzukic defteri artık kapandı.
transfere de ufak ufak geçelim. Evet. Senin de haberini ben özellikle ilk başta aldım izleyenlerle buluştururken. Hulk bir kez daha gündemde ki büyük takımlara hep yazılır biliyorsun Hulk. Şimdi Beşiktaş'ın gündeminde anladığımız kadarıyla hatta 1-2 gün içinde değil mi resmi temaslar kurulacak mı oyuncuyla? Bir de yaşı vesaire risk değil mi sence? Taraftarlar nasıl bakıyorlar bu transfere? Ne dersin? Yönetim kanadı ne diyor? CIPG'de en son takip etmiştik 4,5 sezon. Şu anda tabii kulüpsüz durumda. Doğru bir adres mi Hulk, Serdar? Aslında yani şöyle mevki olarak doğru bir adres. Yani Mandzukic Hulk kıyaslaması yaptığında evet Hulk. Neden? Hulk kanatları da oynayabiliyor. Zaten son zamanlar hep kanat oynadı. Evet, sağ kanat ağırlıklı dediğin Dolayısıyla gibi. şimdi Beşiktaş yönetimi, Beşiktaş teknik heyeti, Beşiktaş taraftarı devre arası transferinde yapılması muhtemel bir golcü transferinde en çok neyden çekiniyor? Larin ve Aboubakar'ın düzeninin bozulmasından çekiniyor. Çünkü bu iki oyuncunun attığı gol sayısı toplamda Türkiye Ligi'nde birçok kulübü geçmiş durumda. Hal böyleyken niye sistem bozulsun? Birincisi bu. İkincisi gelecek olan forvet bu sistem bozulmasın diye yedek kulübesinde oturmayı kabul eder mi? Mandzukic gibi bir isim diyelim. Şimdi burada eğer Hulk transferi olursa böyle bir sıkıntı olmaz. Neden olmaz? Solda Larin, sağda Hulk, İleride Aboubakar. Yani bu üçlüyü aynı anda oynatabilirsiniz. Yoğun tempoda yani Şubat ayında özellikle bu yoğun tempoda 3 günde bir oynanacağı zaman dinlendirerek de oynatabilirsiniz. Üçlüden ikisini de tercih edebilirsiniz. Gezalı da dinlendirebilirsiniz. Evet. Bu tür hamle kimseyi küstürmez. Ama burada önemli olan maliyet. Eğer maliyet takım içerisindeki dengeleri sarsıyorsa oyuncuya verilecek para işte bu da sıkıntı yaratabilir. Bu dengeyi gözetmeye çalışıyor Beşiktaş yönetimi. Eğer bu dengeyi sağlayabilirse ve Hulk da bunu kabul ederse Evet. Hulk gelebilir. Ama kabul etmezse Beşiktaş listedeki başka adaylara yönelecektir. Peki, transfer gündeminde başka hangi isimler var Beşiktaş'ın diyeyim? Gazetelerde okuduğumuz birçok aday var. İşte Veno'da forma Evet. giyen 26 yaşındaki oyuncudan bahsettim. Özellikle Sergen Yalçın çok istiyor tarzında haberler var. Ama tabii senin de söylediğin gibi Hulk ön planda hep. İşte Ramsey sürprizi var. Ara Evet. transferde bir de orta saha bölgesi için Aaron Ramsey adının geçtiğini görüyoruz. Hangi isimlerle ilgileniyorlar Serdar? Onları öneriyorlar. Yani menajerlerin önerdiği. Şimdi bir Beşiktaş'ın listesi var. Evet. Bir de menajerin önerdiği isimler. Şimdi ikisinin arasında ne fark var? İkisinin arasındaki fark öyle veya böyle gündeme giriyor. Baktığınızda geçen sezon Aboubakar Beşiktaş'ın listesinde olan bir isim değildi. Menajerlerin önerdiği bir isimdi. Ama menajerlerin önerdiği bir isim alındı. Dolayısıyla transferde bazı şeyler değişebilir. O saydığım isimlerden biri de gelirse Evet. şaşırmam. Kaldı ki Koita da vardı Kasımpaşa'da oynayan. Kenan Karaman, Ahmet Kutucu bu Evet. isimler de var. Şimdi ben isimlerden öte şunu belirteyim. Mevki Beşiktaş taraftarı adına belki çok hoş bir örnek değil. Geçen sene oynayan Diaby. İsim olarak söylemiyorum. Mevki olarak. Diaby hem Evet. kanat oynuyordu hem forvet. İşte böylesine kanat ve forvet özelliği olan bir oyuncu. Yani Beşiktaş taraftarı gazetelerde çıkan haberlere baktığında söz konusu oyuncunun kanat ve forvet özelliği bir arada var mı? Önce ona baksınlar. Onların olma ihtimali daha yüksek. Evet. Peki Beşiktaş'ın gündemini konuştuk ama kısaca sana Galatasaray ve Fenerbahçe'yi de sormak istiyorum. Galatasaray'ı takip ettik. Yarım düzine gol attı rakibi Denizli'ye. Sen beğendin mi derbi mücadelesi sonrasında Galatasaray'ı? Onu sorayım. Özellikle ilk iki gole kadar hakikaten çok etkili bir Galatasaray vardı. İşte Fenerbahçe'de bu akşam Sivas mücadelesine çıkacak. Zorlu şartlarda soğuk bir havada oynanacak mücadele. Fenerbahçe'de bir hava yakaladı. Ne dersin? Bu iki takımı da biraz değerlendirelim. Çok kısa ama. Hemen Beşiktaş'ı da ekleyeyim. 3 takım bu sezon inişli çıkışlı grafikler sergiledi. İnişte olduğu dönemlerde hep hocaları eleştirildi. Fakat ben hep şunu söylüyordum. Bu inişler kimseyi aldatmasın. Lig uzun. Çıkışları da olacaktır. Erol Hoca ile Fenerbahçe yeniden bir çıkış yakaladı. Galatasaray ile Fatih Terim yeni bir çıkış yakaladı ve devam ettirecektir. Beşiktaş da belki yakın zamanda kısa bir iniş yaşayabilir. Ama bu da önemli değil. Bu uzun yarış içerisinde Şubat'ı en iyi atlatabilen takımlar şampiyonluğa en yakın takımlar Evet. olacaktır. Bunlar kısa vadede olabilecek şeyler. Peki, ağzına sağlık Serdar Sarıdağ. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için.
Yeniden bekleriz. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. Serdar Sarıdağ'la da özellikle Beşiktaş'ın gündemini